Kaldırın içine atayım. Burada sımak varsa almış, onu koyacağım. Bu işte bu küçüklerin. Şuraya şey yaparım. Olmayan oyuncaklar toplar. He. Biraz yaprak da toplarız ama. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Bugün köy hayatında yine kışlık yapımına devam ediyoruz. Başladık arkadaşlar, inşallah Allah'ın izniyle. Bu videomuzda patlıcan. Patlıcan kaç şekilde anne? Kurutma var. Kurutma var. Gözleme. Gözlemelik var, bir de dolma yapacağız. Çocuklar aşamada dolma yapacağız. Yani 3 çeşit var. Bu ise benim için özellikle vazgeçilmez. Aynen. Patlıcan arkadaşlar. Kuru. Bu büyükleri buruşuyor zaten, küçülüyor. Kuru patlıcan dolması. Yani bizim burada olmazsa olmazımız. Tabii biz burada kurutmazsak olur mu? Bir de İstanbul'dan mesela ablam bir geldiği zaman, abim bir geldiği zaman da buradan yapıp götürmezlerse de o da olmaz. Aynen. Yani İstanbul'da falan zor. Bulunmaz, zor bulunur. Bunun gibi patlıcan bulunmuyor. He, bulunsa bile bunun gibi bulunmuyor. Kendimizin yaptığı tabii gibi. İstanbul'da bundan yoktur. Buranın patlıcanı acı değil, oranın patlıcanı acı. Acı. Şimdi ben bunu ipe taktıktan sonra suya batırıyorum. Seriyorum, ağzı hep açık kalıyor. Bizimkiler mesela böyle rengi açık renk. İstanbul'dakiler koyu renkleri. Tadı daha güzel bunun. Şey kızım, legene su doldurayım getireyim. Legene koyar. Yarınki videomuzda inşallah bir yine patlıcan dolması. Aynen. Çocuklar seviyor yaprakla beraber. Bu biberi ne yapacağım? Biberi onu turşu da basacağım biraz. Böyle iyi gitmezse tutmadık ya lan şimdi. Onu da dedim ya basmadık. Çok acı bu. Çok acı. Çünkü bize daha hiç basmadı. Halama dedim işte, dedim. Abin gülü var. Var var. Yok, gitmeden önce halama dedim. He. Şey olursa ileride bir tur atarak ya. Bu biber çok güzel. Acaba böyle anne biraz buzluğa atsam olur mu? Olur. Niye olmazsa. Çünkü Yaman çok hoşuna gitti bu biber. Acılı. İşte halana söyledim. Şey, su mu getireyim ben? Legenle su koyacak buraya. İçine patlıcanları atak. Sonra ipe takak. Tam oyduktan sonra mesela ipe takın, suya batırıp çıkarmıyor musun? He. Öyle yapar. Şey yapma maksat. Sen koy, ben şimdi legen getiririm, içine atarım. Nerede bu büyüklerin, nerede? Ha, büyük legenlerim şeydi. Ambarda. Ama gel. Ha, Miraç gitmiş. Miraç ha. Miraç gitti, küpe gel. Bak hele kızım diyor. Miraç! Mehmet Eren orada bence. Sen nereye gittin? Bu yetmez, bir sevde alman lazım bu patlıcan. Yetmez mi? Yetmez ya. Ne kadar var ki burada? Ne, 200 tane çıkmaz. 200 tane bize yeter mi bütün kış? İçinde ayırıcılar, bu küçüklerde de durma yapıcılar. Çok ufakları olmaz. Ya bu ufaklar nasıl olacak? Onlar işte dolmandık ayırıcılar. Yarın dolma yapıcılar çocuklara. Bize şeyi fazla yapsan boş ver. Kurutu. Kurutu yani. İşte daha haftaya alacağım gene. Haftaya da bunun kadar alırsak anca yeter bize.
çuvalda. Ha. Nereye asacaksın şu şeye mi anne? Vallahi dama diyorum asayım ya da orada ip ası yaparım ya. Var mı yer damda? Ha yok, şuraya asayım diyorum. Ambarın önü yok mu? İp yaparım ya. Oraya asarım, daha iyi yaparır gözümün önünde bari. Çürüyen olursa şey yaparım. Bunun için ne kadar yerdik ha? İçini şimdi yiyor ya şöyle, ne kadar içini yerdik. Daha alırsam yeter bize. Bu bize mi? Bunu baksana bunu anne. Ama onlar çok güzel. Ha işte onları yarın dolma yapacak çocuklara. Biraz yaprak, çok küçük şey, taze yaprak da toplayın. Sanki kurumuş gibi zaten baksana. Zaten kaç gündür toplanık ha. Ama bunlar hepsi şimdi pişirecek. Bir leğen olsaydı içine koyardık. Getiriyor. Ben getiriyorum. He iyi, güzel. Patlıcanı pazardan aldın değil mi onu? He. Kaç kilo aldın? Vallahi 20 mi de? Bence 20 kilo aldım. Kaçtan aldın? 5. 5'ten. He. İyi ama yani. Pazar sonu artık millet şey yapıyor. Ondan normalde 7. 7.5, 7. Bir de bunlar pişirmeye çok güzel. Közlemesini hemen pişiriyor. Sen çıkartamadım. Aa, ikincisi daha. O gün getirdik şeydi. He? Baş koyacak. Koyacak. Bunun gibi bir tane daha olucu çekmecede. He, olucu da kızım. Bende 2-3 tane daha vardı. Çünkü ben ateşi yakacağım, bunları közleyip o zamana kadar koyarım hepsini. Ben onu bitirdim. Tandırın etrafını yıkadım, kümeslerin içini yıkadım. Akşam suyu tuttum tandırınları ya, şey yapmadı, fazla kurtulmayı düşmedi. Yok, gerçekten. Kaç suyu tuttum sandırın. Çalıştırdın da onu? Yok, çeşmeyi götürdüm. Sabah haftada ekmeği bitirdim. Ben bunu nezenden başladım. Emrola uyumadı ya. Uyumayınca ben de ezan okundu. Onlar sıcakta gidiyorlar arkada dondurma yemeğe. Nene karnım, nene karnım da doyuya kalktım kendime. Anne limon kaynattım. Ezan okundu sonra. Mesela Hasan geldiğinde bakkal amca mı diyor, çakkal amca mı diyor. Elma yapsam. Şarkı söylüyor. Dışarıda söylüyor. Şey, Muhammed Miraç da diyor ya, var. Onun için ismi. He, öyle değil. Var. Hı? Hı? Onu içinden çıkar şimdi. He? Onu içinden çıkar. Bende iki tane bundan var, bir tane bunun gibi. Bende onda 4 taneydi. O sizin düğünde kayboldu. Nereye gitti bilmiyorum iki tanesi. Kime verdim bilmiyorum. Onlar rahmetlikte kayınbolum alıptı bana. Şey bunlar ağzı geniş. Böyle şundan çıkıyor. Ama keskin. Bu düğün zamanı kere dolma veriyor. Buna dolaşıyor. Yok, bunda dolaşıyor. Ben de kastım 4 tane aldım. Bunlardan. İstanbul'da 1 tane alıyorum. Bugün inek çok bağırıyor.
acıktı. Saati geldi, yemek saati geldi. Onu koy bunlar içine. Hı, hepsini koy. Şimdi ateşi yaktıktan sonra. Hadi toplayın Habibi, hadi toplayın. Aferin çocuklarıma. Hepsini toplayın yaprakları. Şey yap, biraz sonra ateşi yakayım. Gidin ben. Hayvan yemini koyma kızım, gel bu tarafa otur. İçleri güzel oyulmazsa bozuluyor. Biraz içinde şey kalsın, bizim kalsın. Bir civciv dışarı çıkmış. Anne mi bıraktı onu? Kabak ne zaman anne kabak? He? Kışlık kabaklar. Kışlığı? He. Abicim şey getireyim de, şeker getireyim de hemen onu da yapacağım, kurtulucum. Çocuklar gitmeden onu da yapayım. Bu sene kaç tane var, kabağın var mı? Yok fazla yapmacım, iki tane. Fazla yapma. Sadece şeker. Şeker pahalı. Şeker pahalı yapamıyorum. Valla şeker pahalı sen. Ne yapacaksın? İki tanesini yapsam yeter oğlum. Her birisine bir 5 kiloluk dondurursam yeter. Yine 3 tane kabak lazım mı? Yok 3, 2 tane, 2 tane bu, bir de orada var. 3. Bir 5 kilo da bizde. O birini bırakacağım. Bir tanesini borani morani için olur ya. Boraniye koyduk ama buzluğa hem niye şey yapmadık fazla. He, yapmadı. Ama bir tanesini bırakacağım. Salça. Salça soranlar var. Salça yok. Bu sene domates yok ki salça olsun. Daha biz de pişirmedik. Biber salçasını. Biber salçası tamam olur. Bence hiç sormayın biber salçası. Biber altına yarışıyor. Geçen sene 2,5 aldık. Bu sene 10 milyon. Evet. Ateş pahası. Niye? Çiftçinin yüzü güldü, alanların yüzü gülmez. Daha önce gönderiyordum. Yok ama herkesin. Herkesin emeği. Yani bir şimdi amele yomyası 120 milyon ha. Doğru. Yani geçen sene kaçtı 40 milyon. Benzinin mazotu görmedi. Yani valla çiftçi de kazanıyor, işçi de kazanıyor. Kimse ağlamasın. Şimdi ben daha önceden biz bir ara
Bundan önceki sene biber salçası gönderdik. He. Ondan sonra zeytinyağımızı yaptık, hepsini gönderdik. Biz fiyatlar o zaman da biraz daha iyiydi yani, böyle tabii bir ki insana söylediğiniz şimdi zaman göze batmıyordu. Biber salçası 60 milyon oluk kilosu burada. Şimdi. Şimdi. Evet. Bu fiyat daha da şimdi da şu an. Ya oğlum, biberin kilosu da 10 milyon olursa. Doğru. 10 kilo biberden ancak 2 kilo salça çıkar ha. Doğru söylüyorsun. Yani 100 milyon alıcı 2 kilo salça çıkacak. Ben daha önceden işte gönderiyordum. Şimdi artık ben çoğu şeyi göndermek istemiyorum. Niye? Niye gönderemiyor? Yani bir, yani o fiyatları bile söylemek istemiyorum ben çünkü. Yani ateş bağısı diye yani hiç söylemek istemiyorum. Bu fiyatı vermez şu haklı. Mazot uçtu, işçinin şeyi uçtu. Çiftçi de yüzü gülüyor, çalışanım da. Ben daha önce gönderdiğim zamanlarda arkadaşlar diyorlardı mesela para için falan, aslında ticaret öyle değil aslında. Bizden çok isteniliyordu. Hani o kadar yapıyorsanız canımız istiyor. Mesela şu anki patlıcan bize gönderin, salça gönderin, tatlı gönderin, şunu ekmek gönderin. Biz bir sene denedik aslında. Bir sene denedik, baktık ki hem köy işleri hem o hem çekimler falan derken yetiştiremedik aslında. O yüzden de bir de gerçekten köy hayatı diyorlar ama köy hayatındaki zannediyorlar ki mesela ucuz ama aslında öyle bir şey yok. Gerçekten pahalı her yerde. Orada nasılsa burada da hemen hemen ya aynı. Ya buranın neyi güzel? Mesela gidiyorsun, çalışıyorsun, karşılığında biberini alıyorsun, patlıcanını alıyorsun. Hı. Bu. Ama şehirde oldu mu hepsi maaşın varsa maaşından gidiyor. Yani o yüzden gidiyorsun de... Gidiyorsun 1-2 saat çalışıyor, veriyorlar yani. Fiyatlar da çok aşırı pahalı olduğu için bazen tepkiler aldık. Hani söylüyoruz, bu kadar fiyat, şu kadar fiyat. Bu kadar olur mu? Burada bu kadar, şurada şu kadar diye söylenince de biz de hani kimsenin kalbini kırmamak için, bizim de kalbimiz kırılmaması için de hani bir şey yaptık. Dedi ki durdular, zaten biz yapamıyoruz. İşler yoğun. O yüzden de geçen seneden bu seneye artık göndermeme şeyi aldık. Yoksa domates salçası bu sene hiç satılmadı. Burada hiç, hep ihraca gitti dışarıya. Hı. Öyle satayım da şey yapayım yok. Bak şimdi geçen sene, ondan önceki sene normalde domates ekimi çok oldu arkadaşlar. Evet. Biber ekimi çok oldu, fazlasıyla oldu. Fiyatlar o zaman, o geçen sene artık çokluktan dolayı yine çok düşüktü fiyatlar. Hani çiftçi gerçekten çok zarar yaptı. Zarar ettikten sonra da bu sene dedi ki ben domatesi ekmeyeceğim, mesela biber ekeceğim dedi. Evet. Biberi ekti. Ne oldu? Sadece bir çiftçi değil. Geçen sene o kadar kişi ekti, bu sene onun yarısı kadar ekmeyen oldu. Evet, biber fiyatları da uçtu. Evet, çok uçtu. Ama şöyle bir şey var, mesela geçen sene atıyorum ki ben ektim, zarar ettim. Bu seneki fiyat geçen senenin fiyatını da kurtardı diyebiliriz. Ama az ekildi. Bir atayım, gelin bir sefer pişirsin. Bari ikinci seferde de atayım. Şöyle söylerim sizlere. Lazım mı bir şey oraya? Kısaca pamuk mesela ondan önceki sene hiç para etmedi. Geçen sene çok güzel para yaptı. O kadar da ekilmedi çünkü dediler ki hani yine pamuk ekersek bu kadar zarar edeceğiz falan diye. Ama geçen sene çok güzel para yapınca bu sene aşırı derecede pamuk ekildi. Herkes pamuk ekti. İnşallah fiyatlar düzelir. Şu anda fiyatlardan yarı kısım memnun, yarı kısım memnun değil. İnşallah güzel olur. Biber konusunda da ama şöyle bir şey, dediğimiz gibi hani 30 dönüm eken oldu. Mesela normalde o adam 30 dönüm eken adam normalde 50 dönüm 60 dönüm ekiyordu. Eğer yine 60 dönüm ekeydi maşallah zararının karının karını çıkarırdı. Tabii ki. Rabbim kimseyi utandırmasın. O yüzden her şey yani çok iyi. Bu sene çok güzel. Çok şükür çiftçimiz de çok biraz şükür daha feraha ulaştı. Şükürler olsun. Her zaman şükretmek gerekiyor arkadaşlar. Amin. O yüzden de biber salçası fiyatları, domates salçası fiyatlarını fazla fazla sormaya bence gerek yoktur çünkü ateş bağısı. Gönder gitsin, gönder. Gönderdim zaten. Bunlar pişsin, sonra bir kor daha yakacağım. Bir de kalsın.
Böyle içi doldu zaten. Koryan pişsin, pişene kadar. Sonra gene biraz atarım. Aynen. Bir koryan pişirelim. Kalsın öyle. Hangisi? Var şeyden geldik ya. Bana nasıl çim gelmeye başladı bak. Bak bak. Aha bunları bak. İki gün önce bak. O şeyin arasında çıkırdı ya. Toprak güzel diye toprak. Parke taşın arasında çıkan çime bak. He. O da çok güzel. Bak yürüyor bak nereye kadar geldi. Bu artık şey ama biçicim biser genişlesin diye. Doğru. Bir de oğlum şeye bu ağaçların etrafındaki hepsini sökeceğim. O çimler geliştirmiyor bence. Ayaklar şeyine dolaşıyor damarları. Geliştirmiyor. He, buradan böyle başa kadar hepsini sökeceğim. Sanki ben diyorum ki o şeyle çamla şu ilk getirdiğimiz ekilen var ya. He. Ondan sanki bunların cinsi ayrı. Şey bunlar tam limon. Dün Hüseyin Gül geldiler ya. Hmm. Dedi bu tam limon ağacımda. Hmm. Bak böyle yap dedi. Kokla dedi. Hmm. Limon. Tam limon. Kokuyor. Bunlar tam limon ağacı. Bak bu şuna bak nasıl büyüdü. Yürü mü? Yılan neydi ya? Ya bunu diyorum bunu. Bu şey getirdik ya şeyden. Atlısı kokulu bile. Hemen mi açtı? Aha. Maşallah. Bak bu uzuyor işte. Ama değil mi? Uzuyor. He yürüyor. Bu aynı şunlar, şey gibi yürüyor. Şunlar çok güzel. Şunlar. Değil mi? Onlar bak da. Küçücüktü bu kadardı. Bir de biraz dayanıklı olsun diye ben istiyorum dayanıklı. Bu ortanca anne olmaz. Ortancı bak. Oğlum ortancayı. Ben dün Şule'ye de söyledim. O ortancı yok mu? Yere ekicim yere. Bunun öyle bir yerini ayarlayacaksın ki gölgelik bir yere ekicim. Ben diyorum ki o köşeye ekeyim mi? Mi? Orası ikinden görmez değil mi? Güneş. Aha, ikinden görmez. Bu gölge geliyor. Sabah bu geliyor. Bak aha bu tarafta. Aha buraya indireyim. Şu tamam, biberleri çekerim. Yoksa buraya mı indireyim? Yani o şey ara boşluğa bir şey ekme çünkü böyle havuz falan tamam, olabilir buraya, orada. Havuz buraya kadar gelir. He. Yanına ekeceğim buraya. Tamam olur ha. He buraya çünkü. Gölgelik şey güneş vurmasın bir de bol suyu seviyormuş bol. Şeyi bu çiçekler de var olmuştur mu? Bunlardan keşke birkaç tane daha getirseydim. Hangisinde? O getirdiğin var ya şunları. Mur. Hı. Daha bak. Yani 3-4 yere ek de. Bak bir. Daha burada 2. Kaç tane ekledim dur. Bak bunu küçücük getirdim şeyden bak. Saksıdaydı görüyor musun? Yeter ki istesen. Şunlardan getirek şunlardan. Da. Aha bak burada var 3. Bunu Antakya'dan mı aldın mıyız? Bunu? Hı. He. Tamam, bak onlar... bu başka renk. Bak. Aha bu başka renk. Kaç tane ekledim? Tamam bunlardan bir daha getirek. Yok yeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 tane ha o rengi var burada. Onlar da çok. Beyaz rengi var. Baksana beyazı da açık. Ayşe neredesin? Neredesin? Onlar pişene kadar. Zoya. Toplandığı için böyle. Hele şunlara ne bileyim sevdiğim patlıcan moruyla. Bu kurutma değil mi anne? He kurutma bana. Şimdi suya koyacağım. Ama o leğende şey yapma. İçinde şey var ya. Onu yıkayacak tam önce. Şöyle tak annem. Gözlük yok. Gözlük yok diye takamıyorum. Ne yapayım ki? Yaşlandın mı? O kadar iş işledik, o kadar nakış işledik. İnce şeylere şey yaptığın için bile ha.
Hep nafı şişi. İnce ince baktığın için. Ye. Yok, dayı tarafı. He. Bizim anne tarafı çekmiş yürümesi. Hani bu çuvalı yürümesi. Sanki seni arada takabiliyor. Aha. Anlamadım. Demek vallahi ki sen de yaşlanmışsın. Anlamadım. Kızım önce rakını yıkanır. Ama bana taktırdığı ipe bak. Ver ver o kısa, küçük yaptım. Olsun, şeye göre yapacağım. İp asıcım ya. Bak. Hazreti sana benziyor, ablam şeye benziyor. Yürümezsin şeyi yapar. Ablam babama benziyor. Yok yeter. Yeter aha bak bir sürü. Geç Biz bunu tuzlamıyoruz. Tuzlasa biraz sert oluyor. Hmm. Ama iyi kuruduktan sonra bir şey olmuyor. Daha geçen seneninki duruyor. 2-3 tane vardı o gün baktım daha sağlam. He annem onları suya batırıcı. Sonra su dursun biraz. Ağzı açık kalması lazım onları. Çek de. Gidiyordu. Sayala. Yok bir şey olmaz. Sayala kaçtığını. Çünkü sayıyla şey yapıyor. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. He. Kaç koyayım? Ona 27 koydum da. Ya bu ip kısa. Bu kısa diye şey yaptım. Şeyi yukarılaydım. Ağız mı açıksınız suyu? Yavaş. Valla bak. Nereden? Oradan mı getirdin? He oradan. Tamam, bunu sak. Her lafını nasıl vazgeçirdik? He. He? Biz vazgeçilmez miyiz? Her lafı he. Şeye. Yok ben sabahın şeyi götürdüm hortumu oraya. Şeyin arkası. Yavaş. Ne yadı? Tandırın etrafını yıkadım ya. Onun için oraya götürdüm. Çamaşır seriyordu. Evet. Onun üstüne koyacağım. Al kızım bunu. Burada böyle. Evet. Ben şey yapayım sana. Al. Bir kalem taktım. Bu ip yok mu bunların? Evet. Bence hepsini bir ipe tak onu. Bence de. Yani dur büyük. Şey yapayım. Ha o uzun ya hepsini tak. Dur bunu getirin basayım. Çocukların şey yapmayacağı yer. Biraz seyrek olsun birbirine yetişmeyecek işte, şekilde. Şey, donamasın. Az ya. Dur. Sen tut hocam.
nefes tut, tutmasını. Böyle işte iyi. Böyle birbirinden uzaklaştır biraz. Ha, bu 2 gün sonra bak vurur. Bu sıcaklarda. Kaç tane çıktı bunlar? 120. İyi. He. Sen gidene kadar sen 2 de vurur. Olmazsa bunu yerim ben şöyle bırakırım. Toprak nasıl yanıyor var ya. Sıcak. Sabahleyin yıkadım kendini baksana nasıl. Kim ateş mi? Ya ateşi yıkadım sabahtan. Boyusuna bakalım. Ya onun içinde yatıyor Ayze. Böyle bas birbirine değme. O yatıcı, Miraç yatıcı onun için. Yatıcı da fırsat vermedim eve. He. O yesin şeylerini, sonra yatır kendine. Usta yemeğini yedi, gidi yatardı. He. Bir de erken de kalktı. Pişene kadar bunları da doğrasın koyacak. Sakı soğuk. Soğukları var. Soğukları önce soğuklanmış ya. Önceden pişenleri. At onları, at onları, at. Onları attım. Olsun. Pişirmez mi? Balcan mı? Bakın ne kadar var. Hiç şey yapmaz bence. Bence de bir tane. Tamam, yeter, yeter. Bunlar var. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Kurbağa. Kurbağadan korktu. Allah'ın sebebi de değil. Kurbağadan korkulur mu kızı? Bismillahirrahmanirrahim. Biz de var. Sen o gün gözdeydin dedim kurbağaları sesliyorum. Sen o gün bırak hele. Biz 5 tane erkek. He. Her biri bir izbandut gibi. He. Şu köşede oturuyoruz. He. Ambarın köşesinde oturuyoruz. Bir baktım ben arkamı dönmüşüm. He. Önümdekiler 5 kişi. Bir havaya zıpladı. Vah vah. Ben de korktum, ben de havaya zıpladım. Meğersem fare dolanıyor fare. Fareden
Lan bir 5 kişi korkuyor. 5 kişi. Ben de korkarım fareden. Ben korkmam vallahi. Ama bir koşu yok. Tutar fare mı? Sanki fare de bize inadına koyuyor. Biz nereye kaçıyor fare bizi kovalıyor. Evde fare çıkıyor bağlayıp. Şimdi normalde paspaslar falan bu şey oralara. Ben fırçanın püskürlü tarafa incinmesin diye. Üstüme zıpladı ama. Ben hiç korkmam. Yani bilmiyorum, ben kola kola hayvandan korkmam. Vallahi bak dedim, yılanı böyle göreyim, korkmam. Ben de yılandan daha bak uzaktan göreyim, korkmam. Aynı denirden çıkan da uzun korkmam, dolarım. Ses var. Karakhanma. Çok güzel ses var hocam. Ali bari getir şu gönleri. Sabah ne yıkadın bak. Geri kirlettik buraları. Daha ben oradan bakıyor bak. Sakın buraya gelme. Sinirlenmiş. Neyi? Patlıcanı çok pişmiş diyor. Diyor musun piş? Karış kaldırır birbirine. Anne atsak mı acaba? Ne ya ne? Patlıcanları. Dur bakayım kızım. Çok alevliyse birden şey yapar. Yok. Hemen şey yapar. He bunları atacağım. Ana biberleri atma şimdi. Yok at patlıcanları. Anca pişirir. He anca pişirir o yüzden.
çünkü var fazla. Patlıcanımız fazla. Evet. Zaten cennet çıkacak ki kızım, 2-3 poşet anca çıkar. Anca közümler. Üst üste olmazsın, süreme şişeyle. Şişle düzeltin. Şişle düzeltin. Anne. Hı. Poşeyi yaptın bakalım. Yapacağım ya. Sen şeker mi baktın? Şeyden verme. Çalladan. Bunları da getirdim. Ne? Nasıl şey yapalım? Anne yok, hemen şey yok. Poşetleyecek ya. Ha, bir iki tanesini. Ağzıma da ekliyor. Senin üstüne gelecek. Bir de kalsın. Şimdi Ayze, şey nerede? Elimizi yıkayak, bunları bir sen poşetleyin. Poşetim çektin mi? He. Onlar bir şeyine kadar bari bunlar. Bu sefer alırsa biz de iki poşet yaparız. Ne yapacağız? Ya kanavuzlara basar. Güzel oluyor. Kışın güzel oluyor. Şey elimizi yıkayacak ki paketlemek için. He. Siyahlaşıyor elimiz. Onu bunları biraz doğrayacağım bile. Bir de kebap mevap yapınca yanında mezi güzel olmuş. He. Getir kızım. Bak hortumda sıcak olur ha. Güneşin kaydı yok. Biraz aksın ha. Ellerimize kalma bakalım. Allah için. Ortak bucağı mı olur ya? Kaynamış. Ortak bitti. Bu nadir. Burada var, bu tarafta var. Hortumdaki su bitmedi. Sıcak. Soğudu mu? Hı. Ağzı açıksın diye öyle. Biber mi kaldı içine koyacağım? He, biber içine birkaç tane al. Baba da dedik şu koltukları atalım ona. Güzel oldu burada. Dur amcam diye diye. Diye Mehmet diye kesin onları atmalı diye. Ya. He? Diyorum şeyi kapatma. Kapatma. Hava almayınca sönüyor. Aynen. Nasıl kıydın bu bıçağı çıkardın? Niye? Nasıl kıydın? Yok işte. Sen çıkartmıyorsun normalde. Poşetler nerede? Ne oldu? Tam şey yapma. Buzluğa da gitsin. Benim tahtalarım gelsin. He, tahtalarım gelsin hele. Şey, masalar. Tahtanın üstünde yapar. Öyle. Daha... Biber mi? Derisi kalkmamış. Bir şey olmaz. Yok yok, derisinin olsun. Bir şey olmaz. Bak o tarafı güzel ama o tarafı. Yok. Zaten çok koymayacağım. Yarım yarım. Oo, çok acı. Ben de dün büyük ye dedim, acı değil. Koydu. Olur mu? Allah. Değdirdim dilime. Havaya uçtu. Çok acı. Poşetlere versene şöyle.
Sen bir karıştırsın değil mi? Karıştırsın ki birbirine tadını sıcak alsın diye. Sıcak olmuyor. Sıcak. Daha yeni çıkardı onu. Hı-hı. Hepsini koymaydım. Bence şey acı. Keşke küçük bir sinfo getirseydiniz. Nasıl alışacaksınız? Hep yerde hep yerde. Evet. Yapamıyoruz illa şey sınırlı. Oğlum büyük tahta lazım aslında. Getirip yapamıyorum. Ne kadar desem annem masada hiç yapamıyorum. Ayakta yapabilirim burada. Ya ama... ayakta yapacaksın ya da böyle oturacaksın. Hiç masaya getirip yapamıyor. Ayakta da olmuyor, böyle de olmuyor. Getir turta kızım bir tane. Evet arkadaşlar, patlıcanla beraber bugün de bir kışlık videomuzu sizlerle paylaştık. İnşallah Allah'ın izniyle ilerleyen günlerde yine kışlık yapımlarına devam edeceğiz. Ve bu tüm görüntüleri Allah'ın izniyle sizlerle paylaşacağız diyerek bugün de bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yarın yine her zamanki saatimizde 12.00'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Paketten fazla çıkar. Kızlar, 5 paket diyorum ben de. Ha, ya, 5 paket. Bir daha burada mı? O kadar koyarsan 5 paket çıkmış. Çıksın. Çıkar. Güzel. Aha, görürsün nasıl çıkar.
Getir. Bak, poşet. Poşet mi?